Kaymakam Bey, Ermeni etrafından İmparatorluk'ta arkadaşları sizinle görüşmek dilerler efendim. Yanında kimler var? Hacı Evel Tamas efendim. Al bakalım gelsinler. Peki efendim. Hayırdır inşallah? Hayırdır Kaymakam Bey, hayırdır. Diyeceğiz ki, memleketin umumi durumu malum. Osmanlı bitmiştir. Adana'da Fransızlar vardır. Belki Pars'a geleceklerdir. Bence yakındır. Ama biz Kars'ta birlik beraberlik olduğumuzu göstermek isteriz. Dememiz o ki, biliyorsunuz doğudan Ermeniler gelmiştir. Bunlar fakir insanlardır. Evet, emlaka ihtiyaçları vardır. Yani, hani vakti yerinde olanlardan alınıp bu Ermenilere verilmesi bize zaruridir. Bu su, sukun için zarurettir. O zaman iyice birlik oluruz. Böyle yapılmaz ise korkarız ki Ermeni taşnakçılar zoraki yollara başvurabilirler. Biz onları zor ikna ettik. Öyle değil mi? Efendiler, böyle istekler yetkim dahilinde değildir. Lakin durumu üst makamlara arz ederim. Gerekli yerlerin mülazasını isterim. Vaziyet ileride böyle olur. Biz kalkalım Berat abi, hoşça kalın.
Thank you.
Sağ ol Mesih'im. Hoş geldin yüzbaşı. Kaymakam Bey, malum Fransız askeri Kars'a girmiştir. Bundan böyle idareye yüzbaşı Tayyar da devralacak. Dememiz o ki, birlik içerisinde sükür bir olacaktır. Yüzbaşı, birlikte çalışma hususunda size güvenmektedir. Ben sizlere aracı olmak isterim. Anlaşıldı efendim, anlaşıldı. Gereken neyse öyle olur. Kendisine bundan böyle yetkilerimi paylaştığımı söyler. Hayırlısı olsun. Osmanlı ile yapmış olduğu anlaşma gereği medeniyetin temsilcisi olarak şehrimizi yeni sahipleri adına Güney Bölgeleri İşgal Komutanı Yüzbaşı Tayyar da sizlere hitap edecektir. Asil ve yüce Fransız halkı adına Yüzbaşı Tayyar da Osmanlı'nın yıllardır kanını emdiği Türk ve Ermeni vatandaşlarımızın medeniyet ve saadet getirme adına buradayız. İtilaf devletlerinin Fransızlara verdiği bu görev Türkler için bir şanstır. Adana şehrinde hakimiyetimiz uzunca bir zamandan beri sürmüştür. Buralarda hiçbir şekilde bir olay meydana gelmemiştir. Bu da gösteriyor ki bizim hakimiyetimizdeki yerlerde sulh ve sükun hüküm sürmektedir. Bu durum bizim bulunduğumuz yerdeki halkın bizleri şimdiden kabul ettiğinin bir göstergesidir. Tamam. Bu arada şunu da önemli belirtmek isterim ki buraları emanet edeceğimiz Teğmen Supi ve Fransız askerleriyle iyi geçinmek Türklerin menfaatleri icabıdır. Söyle şuna, Uygar ve medeni ülkedeki muallimleri Türk halkıyla ilgili gerekli bilgi vermemişler kendisine galiba. Şunu böyle bilsin ki Türk milleti istiklaline ve hürriyetine çok düşkün bir millettir. Fransız askerlerin Türklerle iyi geçinmeleri kendi menfaatleri icabıdır. Yüzbaşı Tayyar da biraz sonra belediyeyi ziyaret edecek.
πιτσενίκια από μένα. Τώρα γυρίζεις και τα λες τι μου έχεις κανωμένα. İsenin bile Ermeni klik yakın aldığını şerefine içerim. Umarım neticeye ulaşmadık.
geldiniz. Gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun buyurun, şöyle geçin hocam. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sağ olun, sağ olun. Oturun abi, siz de buyurun. Ya ne oldu, gelmediler mi daha? Yok hocam, biz de hala bekliyoruz. Allah'ın izniyle gelselerdi. İnşallah gelirler, kazanırlar. İnşallah. Bekliyoruz. Alo, kaç kişi gelecekler? Kars'tan gelecek olan da var mı? Kars'tan falan gelecek olan yok. Tekerek Hasan. Osman Nur hocam, aha, Nürfet Hoca'yı göndermiş. İstediklerini de bir kağıda yazmış. Muhtemelen bizim alacağımız kararları da kabul edecek. Ama Tufan Bey'in alacağı kararlar da çok önemli bu konuda. Tabii tabii. Doğru, doğru. Tabii. Hayırlısıyla bir gelseler. İnşallah. 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 Gelir. Bir dakika beyler. Hoş geldiniz Tufan Bey. Buyurun buyurun. Geç geç geç. Geç. Hoş geldiniz beyim. Geçin geçin şöyle. Efendim, ben size arkadaşları tanıtayım. Namı değer Nürfetli hocamız, Tekerek Hasan Efendi, Tekerek Halil Efendi, Çoban Kaya. Ben de arkadaşları tanıtayım. Birçoğunun namını biliyorsunuz. Kurdoğlu Hulusi Bey, Arap Ali Bey, Candaloz İsmail Bey, Kozanlı Mustafa Efendi, Aşık Hakkı. Muhterem Tufan Bey, arkadaşlarınızla hoş geldiniz. Sağ olasın. Sağ sefalar olasın. Getirdiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Allah var, bir ara gecikince biz de kaygılandık. Nasıl? Yolculuğunuz iyi geçmiştir inşallah. Başınıza bir şey gelmemiştir. Sağ olun. Sağ olun. Herhangi bir sıkıntı olmamıştır yolculuğumuzda. Yolculuğumuz çok rahat geçmiştir.
Sizleri böyle heyecanlı görünce yorgunluğumuzun hepsini unuttuk. İnşallah bu heyecanla yurdumuzun yorgunluğu da geçecek. İnşallah, inşallah. Efendiler, yemek hazırmış. Buyurun hep beraber Allah ne verdiyse yiyelim. Malumunuz umumi hap sonrası milletimiz mağlup kabul edilmiş olup ordularımız dağıtılmış. Galip devletlerce sevr anlaşması mecburen imzalatılmış ve yurdumuzun her tarafı galip devletlerce bir fiil işgal edilmeye başlamıştır. Yurdumuzun güney ve güneydoğusu Fransızlarca işgal edilmiştir arkadaşlar. Buraları Fransızlara terk ediyor. Bunu kabul ediyor musunuz? Hayır. Millet yorgun ve şaşkınlık içinde infial halindedir. Baştaki hükümet az içindedir arkadaşlar. Velakin bu millet buna hiçbir zaman rıza göstermeyecektir. Toparlanma başlamıştır. 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa bu hareketi başlatmıştır arkadaşlar. Erzurum ve Sivas'ta kongreler yapılmıştır. Vatanı müdafaa için müdafaa hukuk cemiyeti kurulmuştur arkadaşlar. Bu bölgede de müdafaa hukuk cemiyetini hep birlikte bu heyecan içerisinde kuracağız. İnşallah. Mustafa Kemal Paşa bu görevi bana Sivas Kongresi'nde terdi etti. Şimdi şehir şehir, köy köy bu teşkilatlanmaya katılarak düşmanı def etmek zamanıdır. Sizleri buna hazır görmek beni ve arkadaşlarımı ziyadesiyle memnun etmiştir. Hepinize müteşekkiriz arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz beyim. Muhterem beyimiz, anlattıklarınızla umudumuz daha da artmıştır. Beyim, zaman daralmaktadır. Sizin buyruklarınız ve teşkilat düzeniniz neler olacaktır? Efendiler, şehir merkezindeki durum nedir? Halkın mukavemet konusundaki düşünceleri nedir? Ermenilerin, Ermeni cemaatinin durumları ne haldedir? Bu konularda bilgi almak isterim. Beyim, şehir merkezinde sükunet bozulmakta olup Ermeni cemaati Fransa'da sığınarak şımarmaya ve haksız taleplere başlamıştır. Bir iç çatışma her an meydana gelebilir. Lakin Osman Müftü Efendi ferasetli davranışlarıyla bunları önlemektedir. Osman Nuri Hoca'yı bizim de duymuşluğumuz vardır. Esasen Adana'da da ağırlığı hissedilmektedir hocanın. Kendisiyle birkaç kere tezkere alışverişimiz bulmuştu. Efendim, şehir merkezinde Müftü Efendi eşraftan ileri gelenlerle görüşmelerini sürdürmektedir. Sizlerin de bu husustaki icraatlarıyla teşkilatlanma hemen başlayacaktır. Bendeniz bu durumları arz etmek için buradayım. Anlaşılmıştır, anlaşılmıştır. Ben de bu hususta bilgi almak için buradayım. Beyim, biz bütün arkadaşlarımızdan hazırız. Beyim, hazırlığımız zaten yapıldı. Başka da beklenecek bir durum yok.
Siz emredin, biz yapak. Beyim, ileri gelen arkadaşlarımızı biz ismen belirledik. Bu teşkilat askeri olacağına göre bu konuda sizin fikirleriniz çok önemli. Bellettiğiniz isim ve mühimmat listesini bir belirleyelim ki ondan sonra bölüklerin isimlerini ayarlayalım. Beyim, biz ileri gelen isimleri bir liste halinde yazdık. Efendiler, Çokak Bölüğü, Dağ Kolu Bölüğü ve Bozdağ'ın Bölüğü bu süreçte kurulmuştu. Hep hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı söyleyelim bütün arkadaşlara, çok gizli kalmayın.
çalması işaretle bir toplantı yapmalıyız. Mahsus gibi. Tanrı bizler olsun. Ua! Gel gel, sus, sus! Mustafa'yı Fransızlar yakalamışlar. Çok yüklemişler adamı. Vay namussuz tefedalar vay. Tez derenler Mustafa'yı bağa çağır. Mustafa. Şimdi Tezel'den Azım Efendi'ye uğra, Tevfik Bey'e uğra, diğer arkadaşlara da söylesinler. Akşam benim konağı bekliyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Efendiler, ağalar, beyler, Allah'a şükürler olsun ki hadiseler beklediğimiz istikamette zor etmektedir. Dün Yurgut Sofular köyünden bıyıklı Ali Ağa'dan bir mektup bize ulaştırılmıştır. Toplanma sebebimiz bu mektubu müdahale etmektir. Kurban Bey, bugünlerde Ankara'dan Kars'a girecek. Bu olay vaki olmuştu. Büyüklü Ali Ağa'nın yerine yapılan toplantıda bölgede yapılacak teşkilatlarla müzakere edilmiştir. Orada bizim görüşlerimizi Rıfet Hoca Mehmet Efendi arz etmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda Dağ Bolu Bölü, Şokat Bölü, Bozdoğan Bölü üzerinde durmuştur. Efendiler, bizler de başkaca kurulacak bölükler ve diğer hususlar üzerinde müzakere yapmamız icap etmektedir. Bu hususlarda görüşlerinizi almak isterim. Bu bölgedeki Anadolu ve Rumeli Müdefaa Hukuk Cemiyeti'nin ilk kadınlarıdır bunlar. Evveliyatla Ermenileri yakalamamız lazım. İcabı halinde derdest etmek lazım. Zaten çok aşırı gittiler. Arkadaşlar, burada ehemmiyetli olan şey teşkilatlanmanın üzerinde durmaktır. Evvela onu el alalım. Arkadaşlar, madem bazı bölükler kurulmuş, başkaca kurulması icap eden bölükler olacak mıdır? Kars'ın içi, Sumbas Kolu'nun durumu ne olacaktır? Evvela bu işi tamam edelim, hele
Ondan sonrası gelir. Evet evet arkadaşlar, Vahit Bey dediğine iştirak ediyorum. Bölüklerin durumu belli dersek sonra nasıl hareket edeceğimizi konuşuruz. Nasıl hocam, Başarak hocam. Bu mevzular hakkında sizleri de dinlemek isteriz. Müftü efendi, biz zaten Rasim hocayla umumi teşkilatlanmayı düşünüyorduk. Güver oğlu Karabey Mehmet efendi. Selamünaleyküm ağabey. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Böyle olun. Böyle olun. Nerelerdesin Güver oğlu Karabey Mehmet? Bekir Çavuş, teşkilatlanma ile ilgili sizin görüşleriniz var. Zaten hazırlıklarımız var. Bunu aleyete dökeceğiz. Teşkilatlanmamız Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına olacaktır. Bu hususta Tevfik Bey'in de diyecekler olacağını zannediyorum. Teşkilatlanmamızın Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına olacağı malum. Vakti geldiğinde Son Bey'in güçleriyle birlikte ilk bura biz olacağız. Tevfik Bey'im, Yerimoğlu Hacı Bey, konuşulanlara, ortaya çıkan neticelere ne dersiniz? Teşkilattan mahrum bir hareket elbette düşünülemez. Lakin biz aklın zaferini silahın zaferinden önde tutmalıyız. Arzumuz o olmalı ki hiçbir insan kanı dökülmeden neticeye erişebilmeliyiz. Ve bütün mütalalarımızı, bütün düşüncelerimizi buna göre planlamalıyız. Bu halde nasıl olur efendim? Düşman içimizde ve Ermenilerle kol kola her taşkınlığı alenen yapmaktadırlar. Düşman ancak silah ve vuruşmayla def eder. Remzi Bey, öyle de olsa heyecan aklının önünde geçmemeli. Propaganda'yla sonuç alınsa daha da olmaz mı? Kusura bakılmayın ağalar. Biz sabırsızların olduk. Bir an önce harp düzeni konuşulsun. Ağalar, efendiler, denecekler dendi. Bundan sonra Müftü Efendi'nin diyeceklerini dinleyelim. Arkadaşlar, mütalalarımız dinledik. Müzakerelerimiz sonucu Azim Efendi ile birlikte burada da bazı bölüklerin kurulması hususunda karar verilmesi icap etti. Bu teşkilatlanmanın Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına olacağı malumdur. Teşkilatlanmalarımız bu hususta olacaktır. Fakat hususen belirtmek isterim ki bütün teşkilatlanmalara rağmen, bütün karşı güçlere rağmen yapacağımız bütün çalışmaların özellikle üzerinde olan bir şey vardır. O da propaganda gücüdür. Bizler Türk ordusunun Kars'ı ele geçirmek üzere, kurtarmak üzere harekete geçtiği propagandasını esas kabul edip halka bunu sürekli telkin etmemiz gerekmektedir. Kaymakam Bey, bu el boz, burayı Hatsiyan'a vermek istiyoruz. Efendim, Müftü Efendi. Müftü Efendi, hoş geldin. Kaymakam Bey, yanındakilere söyle, verdikleri sözde dursunlar. Müslümanlar tutma kendilere. Öyle giderse, olacaklardan ben de mensubeyim. Tamam, Hoca Efendi.
Hayrola Panos? Nefret Karakol'u basmışlar. Gele bire. Tamam hadi yedin şimdi papazın yanına gidelim de konuşalım bakalım. Gidelim. Geçmiş olsun Mustafa abi, gavurlarına ne ettin? Vallahi hiç sorma. Oldu bir şeyler. Sağ olsun Müftü Efendi. Gerekenleri Kaymakam Bey'e söylemiş. Biz de bıraktılar. Allah'a binlerce şükür. Doğru. Bir ulan nübet karakolunu mu basmışlar ne? Doğrudur, doğrudur. Çok şey yapmışlar. Geçenlerde ben gittim. Nürpet'e vardık, akşamüstü göreceksin. Dağlar ışıl ışıl. Her taraf asker. Ne askeri ya? Yıldırım orduları Andırna yerleşmiş. Dağ taş asker. Bir işaret bekliyorlar. Kars'a girecekler. Bugün Ermenilerde de bir telaş vardı. Tutuştu tutuştu. Hepsi tutuştu. Ne Fransız ne Ermeni. Hiç kimse kalmayacak. Hepsi defolup gidecek. Tufan Paşa Bıyık Lala'nın evine gelmiş. Dikili de Osman Nuri Efendi'ye mektup göndermiş. Bölükler içeride hazır olsun demiş. Mustafa Kemal'in orduları gelince bölükler içeriden bütün meseleyi bitirecekler. Papaz efendi, Andırın'da büyük bir ordu gelmektedir. Ürfet'te çeteler karakolu basmışlardır. Taştakçılar bile korkularından ne yapacaklarını şaşırmışlardır. Peki sizin kanaatiniz ne? Biz de soruşturduk. Büyük ordu lafı doğrudur. Akşamları dağlarda birçok ateşler yanarmış. Birçok asker olduğunu söylenir. Peki Fransız komutanı nedir? Ben kendisiyle görüştüm. Onlar da tedirgin. Onlar da korkuyorlar. Ben korkarım. Bu ordu gelirse Kars'ta hiç Ermeni kalmaz. Ama Osman Nuri Hoca'yı bir görsek derim. Bir akıl danışsa bize bir yol gösterir. Efendim, şimdi doğrusu da parası geldi. Gelsinler bakalım.
İyi akşamlar Fatih Efendi. Buyurun efendiler. Buyurun oturun. Hayırdır inşallah. Oturmaya gelmedik Hoca Efendi. Acil bir maruzatımız var. Hayırdır inşallah. İnşallah hayırlı. Biz sizleri eskiden beri severiz, sayarız. Biz sizin sayenizde burada geçindik, var olduk. Ama iskar oldu, bizler de suh süpür olsun diye aracılık yaptık. Efendiler, sizlerle uzun yıllar birlikte yaşadık. Sizleri kardeş yerine koyduk. Hak ve hukukumuzu gözettik. Hiçbir ayrım yapmadık. Lakin işgal vaki oldu, sizler işgalci düşman kuvvetleriyle işbirliği içine girdiniz. Şimdi Kars'a girecek büyük bir ordu söz konusu. Ordu girdiğinde neler olur bilemem. Sözün ne derece etkili olur onu da bilemem. Ama velakin sizler Kars'tan ayrılıp alelacele Sis'e gider, ileride sükunet avdet ettiğinde tekrar Kars'a dönerseniz sizler için en hayırlı olanın bu olacağı kanaatindeyim. Yol güvenliğinizi sağlamak da yine bizlere ait olacaktır. Allah razı olsun efendim. Çok sağ olun. Ben şimdi akşamdan arkadaşlarıma söylerim. Akşamdan Kars'ı terk ederiz. Güle güle. Manus!
Thank you.
O kadar dolu ki toprağın şanla. Bir değil, sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla, göklerde yazılı destan gibisin.